26. dönem 3. yasama yılı 4. birleşimini açıyorum. Grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi anons etmek istiyorum. Evet, toplantımıza teşrif eden misafirlerimiz. Kütahya Gençlik Kolları. Sakarya Gençlik Kolları. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve ÜNİAK Teşkilatı. Kırıkkale İl Başkanı, İl Belediye Başkanı Yahşihan Keskin, Karakeçili, Delice, Çerikli, Hacılar, Bahçeli Belediye Başkanları, ilçe ve belde başkanlarımız. Bolu İl Teşkilatı. Denizli Tavas İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı. Denizli Acıpayam İlçe Teşkilatı. Trabzon Vakfı Kebir İlçe Teşkilatı ve Belediye Başkanı. Tokat Turhal İlçe Teşkilatı. Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Teşkilatı. Kocaeli İzmit İlçe Teşkilatı. Reyhanlı İlçe Yönetimi. Şile Belediye Başkanı ve Muhtarlar. Isparta Sütçüler İlçe Başkanı ve Muhtarlar. Bursa Orhan Gazi Belediye Başkanı, İlçe Başkanı ve İlçe Teşkilatı. Zonguldak Çaydemirmeni Belediye Başkanı. Kayseri Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Felahiye Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı. Gaziantep Birlik Vakfı yöneticileri, İstanbul'daki Ataşehir Erzurumlar Vakfı, Adana Kasaplar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızı haftalık grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
sizlere meclis çalışmalarında başarılı ve verimli bir hafta temenni ediyorum. Bizim de geçtiğimiz hafta her zaman olduğu gibi, hatta her zamankinden daha yoğun bir mesaimiz oldu. Geçtiğimiz haftaya önce Milli Güvenlik Kurulumuzun, hemen ardından da Bakanlar Kurulumuzun toplantısıyla başladık. Bu toplantılarda iç ve dış güvenlik konularının yanı sıra olağanüstü halin 5. kez uzatılması kararını aldık. Aslında Bakanlar Kurulu'ndaki gündemimiz çok daha yoğundu. Ancak meclisteki gel soru oylaması sebebiyle biraz erken bitirmek zorunda kaldık. Salı günü Polonya'ya günübirlik resmi ziyaretimiz oldu. Önceki hafta Ukrayna ve Sırbistan'a yaptığımız ziyaretler, hele hele Sırbistan'da Novi Pazar'a, Sancak'a yaptığımız ziyaret bambaşka özellikler arz eden, hakikaten duygu dolu bir ziyaret idi. Ve tamamlayıcı mahiyette bir ziyareti yaşadık. Polonya programımızda başarılı ve verimli geçti. Çarşamba günü 40. defa muhtarlarımızla birlikteydik. Perşembe günü Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Muhammed Buhari'nin resmi ziyaretini birlikte gerçekleştirdik. Cuma günü İstanbul'da çok önemli bir zirveye, D8 zirvesine ev sahipliği yaptık. Rahmetli Erbakan hocamızın öncülüğünde kurulan D8 oluşumu aradan geçen 20 yıllık sürede maalesef arzu ettiğimiz güce ve etkinliğe ulaşamadı. Bu toplantıda D8'in hem üyesi, bunun yanında da üye sayılarını artırmaktan öte, bundan böyle oy birliği kararı değil, nitelikli veyahut da oy çokluğuyla karar alma tavsiyesinde bulunduk ve bunların çalışmasını da istişareler yoluyla yapalım kararına vardık. Şayet bu tekliflerimiz kabul edilirse, dönem başkanlığını üstlendiğimiz D8'in hızla küresel ölçekte söz sahibi, etki sahibi bir yapı haline geleceğine inanıyorum. Cumartesi günü İbn Haldun Üniversitesi'nin Uluslararası Medeniyetler Şurası ile Esenler Belediye'mizin Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Zirvesi toplantılarına iştirak ederek görüşlerimizi katılımcılarla paylaştık. Pazar günü İstanbul'daki ilçe teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla bir istişare toplantısı yaptık. Aynı gün gençlik kollarımızın 2023 Gençlik Şurası'na katılarak yaklaşık 7000 gencin katıldığı bir toplantıyı orada gerçekleştirdik. Gençlerimizin heyecanlarını, vizyonlarını, enerjilerini bir kez daha görmek suretiyle adeta biz de bir sinerji depoladık. Dün de anısına yapılan 6 bölümlük bir televizyon programının tanıtım toplantısı vesilesiyle Bosna'nın büyük lideri, komutanı, devlet ve fikir adamı Aliya İzzetbegoviç'i 14. ölüm yıl dönümünde rahmet ve hasretle yad ettik. Tabii tüm hafta boyunca ayrıca pek çok yabancı ve yerli ismi kabul ettiğimiz görüşmeler külliyede gerçekleştirdik. Görüldüğü gibi ülkemiz ve milletimiz için her günümüzü, her saatimizi, her dakikamızı en güzel, en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kardeşlerim, Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör örgütleriyle, onları gizli açık destekleyen güçlerle mücadele ettiği bir dönemde asıl hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan da asla taviz vermememiz gerekiyor. Ekonomi bunların başında geliyor.
Yılın ilk 6 ayında elde ettiğimiz %5,1 oranında büyüme hem bize moral vermiş hem de uluslararası alanda ülkemize olan bakışı olumlu yönde değiştirmiştir. Şu anda toplam milli gelirimiz bakımından dünyanın 17. ekonomisiyiz. Şöyle küçük bir sıçrayışla, küçük bir hamleyle kısa sürede 15.liğe yükselmememiz için hiçbir sebep yoktur. Ardından da asıl hedefimiz olan ilk 10'a doğru çalışmaya devam edeceğiz. İhracatımızdaki artış düzenli olarak sürüyor. Geçtiğimiz yıl 142,5 milyar dolarda kalan ihracatımız bu yıl en son Eylül ayı itibariyle yıllık bazda 153 milyar doları aştı. İstihdamda geçtiğimiz yıla göre 1 milyon 120 bin kişilik artışla tarihimizin en yüksek istihdam sayısı olan 29 milyona yaklaştık. Ancak gençlerimiz ve kadınlarımız arasında çok daha hızlı şekilde gözlenen istihdama katılım düzeyinin yüksekliği sebebiyle henüz tek haneli oranlara ulaşamadık. İnşallah en kısa sürede bu hedefi de hayata geçirecek ve yakalayacağız. Turizmde geçtiğimiz yıldaki kayıplarımızı önemli ölçüde telafi etmeye başladığımız bir sezon geçiriyoruz. Ve hedefleri turizmle de yakalayacağımıza kesinlikle inanıyorum. Aynı şekilde inşaat sektörü, beyaz eşya satışları, açılıp kapanan şirket sayısı gibi tüm veriler ekonomide olumlu yönde bir seyre işaret ediyor. Bankaların tüm direnişine rağmen ki bugün inşallah bunlarla ilgili çalışmalarımızı da olgunlaştıracağız. Getirdiğimiz yeni sistemle reel sektörün kredi kullanma şartlarını kolaylaştırdık ve kredi hacmini genişlettik. Her kesime yönelik geniş bir teşvik paketiyle bu rahatlamayı destekledik. Böylece piyasanın en büyük şikayeti olan nakit sıkışıklığının giderilmesi yönünde önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Bu arada Merkez Bankası'ndaki döviz ve altın varlıklarından oluşan rezervimizde uzun bir aradan sonra 117 milyar dolar seviyesine çıkmış bulunuyor. Rezervlerimizi inşallah en kısa sürede daha önce ulaştığımız 135 milyar doların üzerine çıkartacağız. Kamu maliyesi politikasından elbette taviz vermeyeceğiz. Ama bunu büyümemizi engelleyecek, milletimizi huzursuz edecek bir şekilde de asla yapmayacağız. Ekonominin her alanında yerli ve milli bir anlayışla daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat, daha yüksek teknoloji için çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak, dinlenmek yok. Değerli arkadaşlar, 2019 hazırlıkları çerçevesinde üzerinde dikkatle durmamız gereken hususlardan biri de reform sürecini kesintisiz devam ettirmektir. Bu konuda önümüzde önemli bir fırsat vardır. Bilindiği gibi 2019 Kasım'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yeni sisteme geçişi sağlayacak uyum yasalarının çıkartılması gerekiyor. 16 Nisan'da başardığımız yönetim sistemi değişikliğini önümüzdeki dönemde yönetim reformuyla taşlandırmalıyız. Uyum yasalarını sadece anayasa ve kanunlardaki eski sisteme dair ifadelerin yenisiyle değiştirilmesi olarak anlar ve uygularsak bu fırsatı heba etmiş oluruz. Tam tersine uyum yasalarını aynı zamanda köklü bir yönetim reformu haline dönüştürerek ülkemize tarihi bir katkı daha yapabileceğimize inanıyorum.
Şu gerçeği kabul etmeliyiz. Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız tüm reformlara rağmen hala obez bir devlet yönetimine sahibiz. Dikkat ediniz. Devletin büyük olması farklıdır. Güçlü olması farklıdır. Obez olması, hantal olması, verimsiz olması daha farklıdır. Bizim devletimiz elbette büyük olacaktır. Güçlü olacaktır. Ama hantallığın, kaynak ve zaman israfının daha pek çok hastalığın sebebi olan obezlikten devletimizi kurtarmamızın şart olduğu da bir gerçektir. Ancak bu şekilde devlet yönetimini daha sağlıklı, daha etkin, daha hızlı, daha verimli hale getirebiliriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için gereken uyum yasalarını hazırlarken işte bu bakış açısıyla hareket etmeliyiz. Yoksa sadece başbakanlığın ve bakanlar kurulunun adını Cumhurbaşkanlığı şu veya bu mevzuatın adını Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak değiştirilmesi tek başına bizi bir yere götürmez. Bu rutin bir işlemdir. Bize lazım olan ise reform mahiyetindeki düzenlemelerdir. AK Parti'nin 15 yılda Türkiye'de böylesine köklü bir değişime imza atmasının gerisinde hiçbir zaman kaybetmediği o reformcu ruhu vardır. Yapısal dönüşümlere imza atma amacı taşımayan, sadece günü kurtarmaya yönelik hiçbir adım bizim yol haritamız olamaz. Artık üzerine ciddiyetle eğilmemiz gerektiğine inandığım uyum yasalarıyla ilgili çalışmalarımızı işte bu yaklaşımla yürütmeli ve hayata geçirmeliyiz. Unutmayınız, fırsatın kazası olmaz. Gençler, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, öyle ki rehavete kapılmamak için başarı çıtasını sürekli yükseltiyoruz. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu çıtayı %50'nin üzerine kadar çıkardık. Biz çalışmalarımızı önümüzdeki seçimleri değil, ülkemizin yarım asırlık, bir asırlık geleceğini düşünerek yürütüyoruz. Bunun için de gerekirse gece gündüz çalışma pahasına ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Ancak öyle hadiselerle karşılaşıyoruz ki ne kadar üzerinde konuşmak istemesek, ne kadar karşımızdakilerin cehaletine veya art niyetine bağlasak da milletimizle paylaşmadan olmuyor. Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili hadise bunlardan biridir. CHP'lilerin bu konuda yürüttükleri muhalefet tarzı ve üslubu milletten, milletin değerlerinden, tarihinden, kültüründen ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha ortaya sermiştir. Memleketin ve milletin hayrına her konuda olduğu gibi bu hususta da Anayasa Mahkemesi'ne gitmeleri bizi şaşırtmadı. Kimilerinin uzmanlık alanı ülkeye hizmettir, kimilerinin uzmanlık alanı da
mahkeme kapılarını aşındırmaktır. Maşallah. Gençler, evet, teşekkür ediyorum. Anayasa Mahkemesi'ni olur olmaz sebeplerle meşgul etmek de CHP'nin ihtisas alanı haline dönüştü. Haklarıdır. Elbette saygı duyuyoruz. Ama bu meseleyi tartışma biçimlerine asla saygı duymadık, duymayacağız. Böyle bir konuyu çocuk gelinlerden çok eşliliğe kadar akla, mantığa, hakikatlere aykırı zeminlere çekenleri milletimize teşhir etmek boynumuzun borcudur. Türkiye'de laiklik kavramıyla ilgili olumsuz bir algı varsa bunun en büyük sebebi ana muhalefet partisinin ta tek parti döneminden beri kavramı yanlış yere oturtma çabasıdır. Bu bir eseri cehalettir. Laikliği milletin değerlerine, tarihine, kültürüne karşı bir kalkan haline getirmeye çalışırsanız elbette hoşnutsuzluk ortaya çıkar. Halbuki devletin dini inançlar karşısındaki tarafsızlığı anlamına laiklik bizim de kabul ettiğimiz ve uygulanması gerektiğine inandığımız bir kavramdır. Ve devletin her inanç grubuna eşit mesafede olduğunu savunduğunuz anda ki laiklik budur, orada zaten bir sorun da yok. Olur olmaz her konuyu laiklik üzerinden eleştiren, kendisinden başka herkesi bu kavram üzerinden hizaya sokmaya çalışan CHP anlayışının miadı artık dolmuştur. Milletimizin 15 yıllık AK Parti iktidarının uygulamalarına bakarak CHP'nin bu husustaki riyakarlığını gördüğüne inanıyorum. Ana muhalefet partisinin milleti laiklikle aldattığı, hatta böldüğü o karanlık devirler sona ermiştir. Darbelerin, cuntaların, vesayet girişimlerinin kılıfı haline dönüştürülen bu kavramı AK Parti olarak yerli yerine oturttuğumuzu düşünüyorum. Türkiye'nin geleceğinde, özellikle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kimse bu tür istismarlar üzerinden kendisini alan açamayacaktır. Ben burada tekrar müftülerin nikah kıyma meselesini anlatacak değilim. Zira akıl sahibi olan herkes bu işin ne kadar doğru olduğunu gayet iyi biliyor, anlıyor. Köy muhtarlarına varıncaya kadar herkes nikah kıyabiliyor, değil mi? Eğer bu meclise müftü olarak değil, Tapu Kadastro müdürü olarak gelseydi bunların söyleyeceği bir şey yoktu. Ama böyle gelince Tapu Kadastro müdürleri de hakaret telakki etmesin ha. Fakat bunlar ne yazık ki din ile bağlantılı olan bir konu olduğu zaman hop oturup hop kalkıyorlar.
Sıkıntı burada. İlkokul mezunu bir muhtar, saygım çok, hepsiyle toplanıyorum zaten, nikah kıyabilir. Ama üniversite mezunu, ilahiyat mezunu, bir müftü efendi bu kafaya göre nikah kıyamaz. Bunun mukayesesi mümkün mü? Ve bu milletin kültür değerleri, bu milletin medeniyet mantığı bunlarla uyuşmuyor. Uyuşmadığı için de hiçbir zaman milletimizi bunlar yanlarına alamıyorlar. Varsın bunlar yine böyle devam etsinler. Biz de yolumuza bu inançla devam edeceğiz. Belki de CHP'nin bambaşka gayelerle sürekli gündemde tuttuğu laiklik tartışmasının ülkemize en hayırlı neticesi işte bu olmuştur. Değerli arkadaşlar, Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde ve bölgesel krizlerin çözümünde mesafe kat ettikçe bir takım mahfillerde ülkemize yönelik hırsın, kinin, tepkinin dozunun arttığını görüyoruz. İşte vize krizinden köpekle aramaya, örtülü ambargoların kapsamlarının genişletilmesinden teröristlere özel himaye sağlanmasına kadar pek çok örneğini gördüğümüz bu tavır bizim doğru yolda olduğumuzun ispatıdır. Örneğin işte stratejik ortağımız Amerika, defaatle görüşmemize rağmen, bakın Suriye'de dikkat edin, terör örgütü PKK'nın düşük çocuğu olan PYD ve YPG ile birlikte ne yapıyor? Rakka operasyonunu yapıyor. PKK değil diyorlar. Peki Rakka'daki bölücü terör örgütünün dev posterlerinin asılmasını ey Amerika sen neyle izah edeceksin? Biz söyledik, inanmadın. Artık televizyon ekranlarında, kamera çekimlerinde bütün gerçekler ortada. Neyle izah edeceksin? Biz gerçeklerle konuşuyoruz. Ve 3500'ü aşkın tır bölgeye silah taşıyor. Ve bu silahlar Rakka'da mı kullanıldı? DAEŞ'e karşı mı kullanıldı? Bunların nerede, nasıl stoklandığı, bunları biliyoruz ha. Bunu da iyi bil. Şu anda İdlib'deki operasyon büyük ölçüde hamdolsun neticelendi. Şu anda Afrin konumuz var önümüzde. Bunların hepsi bizim için birer tehdittir. Ve biz ülkemiz için tehdit oluşturacak her alanda kararlıyız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Buralardan taviz veremeyiz. İşte daha önce de söyledik. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın vurabiliriz. Eğer bütün bunlar olurken böyle bir ortamda eğer sırtımız sıvazlansaydı, eğer bizi yere göğe koyamaz hale gelseydiler, asıl o zaman şapkayı önümüze koyup ne yapıyoruz biz diye düşünmemiz lazımdı. Demek ki isabetli bir güzergahta yürüyoruz. Almanya'da terör örgütü mensupları gösteri düzenliyor.
Alman polisi resmi sosyal medya hesabından bu akşam sizin için görevdeyiz diye mesaj yayınlıyor. Fransa'da devlet televizyonu binasına bölücü terör örgütünün başının posteri asılıyor. Fransız polisi onları izliyor. Hani PKK Avrupa Birliği üyeleri olarak terör örgütüydü? Neyi izliyorsun? Neyi seyrediyorsun? Niye indirmiyorsun? Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Bu nasıl dostluktur? Gençler.